hanımlar ve beyefendiler, Kurova ve Coffee Talk 2 Hibiscus and Butterfly'ın ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Coffee Talk benim büyük bir keyifle oynadığım, çok chill, sakin, bir o kadar da hikayesiyle merak uyandıran bir oyundur. Şimdiden söylemem gerekirse videoyu beğendiğiniz takdirde beğenmeyi, yorumlarda serinin devamını ve ilk oyunu tekrardan oynamamızı isterseniz belirtmeyi, çanı açmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok müteşekkir olurum. Lafı fazla uzatmadan maceraya başlayalım. Evet, oyunu başlat. Barista, Serpents. Onayla. Evet. Seattle 2023. Bir yalnızlık şehri. Hayalperestlerin, realistlerin ve bıkkınların olduğu bir yer. Sadece hayatta kalmak için değil, gelişmek için de çabalıyor. Toplumun hayatta olmanın ne demek olduğunu yeniden değerlendirdiği bir zaman. Tarihin sorguladığı ve geleneklerin meydan okuduğu bir an. Yargılarla dolu bir toplumda hakkın tanınmaması için. Adalet için çabalayanlar eski sınıflandırma yasaları ile karşı karşıyadırlar. Kabul ettirmek bir savaştır ve kimlik yeni bir anlama başladıklarında bir lükstür. Kendini kaybolmuş hisseden birçok kişi temellerini bulmak için ekranlarına dönüyor. Ve dünya artan bağlanma ve hızlı bir şekilde ilerliyor. İş ya da zevk için biraz cesaretlenmek ya da sadece kaçmak için. İnsanlara yardımcı mı oluyor yoksa onları daha fazla izole mi ediyor belli değil. Güzel bir sosyal medya eleştirisi bu arada. Bazıları yalnız gecelerin geçmesine yardımcı olmak için acı tatlı konforlardan konforlar arayanlar alışkanlıklarından farklı cevaplar arıyor. Yağmurlu sokaklar arasında gece açan bir kahvecide bir fincan sıcak içecek ile küçük bir mola veriyorlar. Bunlar onların hikayeleri. Bir gün. Seattle Batı Bölgesi Karakolu Ocak ayında rekor sayıda memur kaybediyor. Sosyal deneyler, eğlence ve delilik arasında gidip gelme. Büyük şirketler ülke dışına çıktıkça büyük iş kaybı. Şimdi ne olacak? Sanırım bu bir süre devam edecek. Memur Georgi, hoş geldin. İyi akşamlar Serpents. Sıkıntı var mı? Dışarıdaki gök gürültüsü dışında yani. Elektrik hatları. Büyük ihtimalle. Evet. Ne olmuş onlara? Endişe verici. Elektrik bütün gece gidip durdu. Makinelerimiz doğru dürüst ısınmadı bile. O kadar mı kötü? Üzgünüm. Makineler hazır olur olmaz siparişinizi alacağım. Sorun yok. Sanırım yerli yazarımız Bayan Yeşil Saçlı Peri bu gece burada değil. Freya'yı mı kastediyorsun? Tabii ki öyle. Tabii saç rengini değiştirmediyse. Hala aynı. Sanırım bir süre daha gelmeyecek. Ha? Niye ki? Şu anda yeni kitabı için bir araştırma gezisinde. Öyle mi?
En azından bana öyle söyledi. Bu üzücü. Akşamlar onsuz aynı olmayacak. Şaka yapmıyorum. Kabul ediyorum. Burası oldukça sessiz. Ama ara sıra şehirden kaçması ona iyi geliyor. Kendine biraz zaman ayırabilmek için. Ah. Pek iyi görünmüyor ha? Evet, ama şehrin ışıkları departmanı çoktan haber verdi. Her ihtimalle karşı bölgeyi izleyeceklerini söylediler. Endişelenme Serpens. Bir şey olursa sana güvenilir çakmağımı veririm. Çakmağını mı? Dedemden aldım bir çeşit şanslı tılsım. Beni hiç yarı yolda bırakmadı bir kez bile. 10 saniyeden daha uzun süre yanmasına ihtiyacım olmadığı sürece. O zaman kendi başınasın. Düşünmen yeter. Zaten polisler genellikle el feneri taşımazlar mı? Ah evet. Ama bunun heyecanı nerede? Senin de tatile ihtiyacın var gibi görünüyor. Görünmez miyim? Makineler çalıştı. Tanrım, sonunda. Beklediğin için teşekkürler. Şimdi siparişini alabilirim. Harika. Zaten bugünlük işim bitti. Daha fazla kahveye ihtiyacım yok. Oh. Bugün gece devriyen yok mu o zaman? Sadece bu gece için. Anladım. Bu durumda yeni çay çeşitlerimizden birini denemek ister misin? Ebe gümeci ya da mavi kelebek önerebilirim. Ebe gümeci ve mavi ne? Aa, mavi kel. Aslında adı kelebek sarmaşığı. Ama biz ona mavi kel diyoruz. Rengi gerçekten güzel. Alternatifini sunduğunuzdan haberim yoktu Serpens. Yargılamıyorum, sadece söylüyorum. Alternatif ne? Ha, kelebek. Ve her ne düşünüyorsan o değil. Anladım galiba. Tabii bir şans vereyim. Altın kuralını hatırlıyor musun? Elbette. Memur Georgis'in süt ürünleri yok. Ya laktoz alerjisi var. Doğru. Eminim tüm bilgiler telefonunda zaten yazıyordur. Evet demek istiyorum ama bir önce telefonu servise verdikten sonra bazı notlarım kayboldu. Kötü olmuş. O zaman hatırlayabildiğin her şeyi yazsan iyi olur. Hatırlamaktan bahsetmişken Freya aslında bana senin için bir şey bıraktı. Öyle mi? Peki. O zaman yeni çaylarından birini alayım. Seçimi sana bırakıyorum. Basit olsun yeter. Sana ne yapalım? Mavi kelebek. Mavi kelebek. Süt yok. Tarçın mı atsam acaba? Tarçın atsam ne olur? Demle mi? Tarçınlı mesela. Tarçın mavi, bunu çöpe dökeyim. Versen iyi olur. Tamam, bunu çöpe dök. Böyle yapmayalım. Demle. Mavi kelebek. Nesne verelim sana. Al bakalım. Evet. Çok güzel. Servis et. Bir kart postal ha? Bana hava mı atıyor yoksa? Efendim? Görünüşe göre bana bir mesaj bırakmış. Ne diyor? Seni endişelendirecek bir şey değil. Peki. Her neyse, bunun için teşekkür ederim. Ona selam söyle. Rica ederim, tabii ki söylüyorum. Pekala, buyur. Vay. Bu şeyi içmek gerçekten güvenli mi? Bu renk de ne böyle? İçim rahat olsun, içmek tamamen güvenli. Evet, dalga geçiyorum Serpens. Şaşırtıcı derecede hafif değil mi? Genellikle insanlar içine limon koyar. Rengini de değiştirirdi. Gerçekten mi? Evet. Maalesef limonum kalmadı.
Mazda almak için zamanım olmadı. Sorun değil. En küçüğümün böyle bir şeye videosunu gösterdiğini hatırlıyorum. Biliyorsun o nesil sağlıklı yaşam şeyleriyle ilgileniyor. Bana mavi alglerden falan bir içecek yaptığını hatırlıyorum. Kolesterolümü düşürmek içinmiş. Sorun şu ki tadı toprak gibiydi. Yine de hepsini içtim. Babasının sağlığını düşünmesi güzel. Evet o harika. Ama aramızda kalsın. Kahve içmeye devam edeceğim. Ama bu hiç fena değil. Belki daha sonra ona sorarım. Teşekkürler. Çok rica ederim. Ne fırtına ama. Olman gereken bir şey mi var? Şimdiye kadar evde olmam gerekiyordu. En küçüğümün mazeret sınavlarını yeni bitti. Cezalarım yani. Evet. Bir nedenden dolayı çalışmalarını ihmal ettiğini öğrendik. Benim de bu konuya söyleyecek birkaç şeyim olduğunu söyledim. Nasıl gitti? Bu bir felaketti. Ama sonunda başardı değil mi? Evet. Bir aydan fazla birbirimize konuşmamamız dışında. Bunu duyduğuma üzüldüm. Her neyse. Hanım bu gece biraz kutlama yapmayı planladı. Çocukların en sevdiği yemekleri yapmak, kız kardeşlerini akşam yemeğine davet etmek falan. Bu yüzden tatlı turtalarını bir çeşit zeytin dalı olarak alıyorum. İyi bir plan gibi gözüküyor. Ama gördüğün gibi hiç turtam yok ve evin yakınında bile değilim. Fırtına yüzünden değil mi? Bu ve arabam bozuldu. Lastiklerini indirmişler. Ne? Nasıl olur? Arabam bir vandalizm çılgınlığının son kurbanı oldu. Canımı sıkan şeylerden biri. Yine de canını çok sıkmamaya çalış. Biz hallederiz. Şimdilik eve çabucak gitmenin bir yolunu bulmalıyım. Böyle bir gerçeği boş verip benden soru sormamı bekleyemezdin. Tanrım. Aa, çok sarı. Zeus aşkına ne felaket. Hoş geldin. Ey sıkıntı mı var? İyi akşamlar babalık. Ne haber? Belli ki fırtınalar. Doğru. Tanrım hava çok kötü değil mi? Sanki yukarıdaki bizi su faturasında falan umursamıyormuş gibi. Yine de açık olmama sevindim. Yoksa şimdiye kadar sırılsıklam olurum. Ne mutlu ki zamanında yetiştin. Bir şey içmek ister misin? Isıtacak bir şeyler. Bu harika olurdu evet. Ha, bu arada ben Lucas. Ve sen? Benim adım Sorfinas. Buradaki beyefendi de memur George. Mükemmel. Tanıştığımıza memnun oldum babalık. Sana babalık diyebilir miyim? Bana göre sorun yok. Güzel. Ne içersin bakalım? Hanım arıyor. Abi döneceğim. Bana şans dile. Bol şans. Memur George'ye bol şans. Ne haber Lucas? Latte alabilir miyim? Tabii. Ya da yok. Evet. Biliyor musun? Emin değilim. Sen söyle. Sen profesyonelsin. Tamam, beni dinle. Görüyorsun, kahveyi seviyorum. Hatta espresso da seviyorum. Ama bir noktada midem bana karşı oldu ve bundan nefret etmeye karar verdi. Mesela ondan gerçekten nefret ediyor. Ne demek istediğimi anlayabiliyor musun? Tabii. Her neyse, süt fazlasıyla yardım ediyor. Bu yüzden latte benzeri bir şey sipariş ediyorum. Ama yine de sadece kahveyi özlüyorum, biliyor musun? Bu yüzden bana bir şey önerebilir misin diye merak ediyorum. Kahve hakkında özlediğin şey neydi? Tabii ki kafein. Ve genel olarak serttik. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Söylediklerim mantıklı geliyor mu? Mokayı hiç denedin mi? Maçayı hiç denedin mi? Hayır. Ama bu sadece yeşil çay değil mi? Evet. Ama çok daha konsantre. Denemek ister misin? Elbette. O zaman benim için bir matcha lütfen. Matcha'yı nasıl yapalım?
Sana matcha yapacağız. Yeşil çay koysam, süt koysam matcha olur mu? Telefondan bakayım. Yeşil çay latte. Ama çay, yeşil çay, yeşil çay, yeşil çay mı? Bu kadar mı? Demle. Matcha. Nesne vereyim mi lan sana? Al bakalım. Bir fincan premium matcha geliyor. Dostum aşırı yeşil değil mi? Hadi deneyelim. Afiyet olsun. Ne düşünüyorsun? Biliyor musun? Oldukça iyi. Ama biraz çimensi bir tadı var. Ancak sanırım beğendim. Damak tadına uygun olduğuna sevindim. Sadece seveceğini düşünmemiştim. Neden olmasın? Bazı insanlar bu şekilde düz servis edildiğinde tadı biraz fazla sert olur. İyi ki sert seviyorum. Çünkü sert olmadığım gerçeğini telafi ediyor. Peki. Her neyse bundan sonra önerilerini dört gözle bekliyorum. Elimden geleni yaparım. Peki buraya hiç gelen oluyor mu? Ne demek istedin? Bu kafeyi yazıma eklemeye çalışıyordum da. Ama hiçbir yerde bulduğuna dair bir iz yok. Etiket yok, konum yok, hiçbir şey yok. Bu ne demek? Belki de müşterimiz hep gittiğin kafe kadar çok değildir çünkü oldukça geç açıyoruz. Bu mantıklı. Siz ne zaman kapatıyorsunuz? Sabaha kadar açıyoruz. Gerçekten mi? Bu bayağı geç. Gece 2'den sonra gizli bara falan mı dönüşüyoruz? Bunu yapsaydık oradaki memur George'a bu konuda söyleyeceği birkaç şey olurdu. Bu eğlenceli değil. Sosyal medyada bulunmadı mı siz? Kahve dükkanı olarak hesap açmadık, hayır. Kimsenin bahsetmediği gece, geç saatlerde kahve dükkanı. İlginç. Ama hey, bu fırtına bitene kadar kalabileceğim anlamına geliyor değil mi? Elbette. İstediğin kadar kal. Güzel, teşekkürler. İstersen hikayemde sizi etiketleyebilirim. Hikaye? Evet, işte sana göndereyim. Burada selfie çekmişsin de çayı nerede lan? Maçayı nereye koydun? Yarı buraya etiketleyecektim. Orada bir hesabım var. Ama bu özelliği daha önce görmemiştim. Oldukça yeni bir şey ha. Artık insanlar güncellemeleri kontrol edebilirsin. Arada bir telefondaki uygulamanın içine hikayeler sekmesini açma yeterli. Kim bilir? Belki orada müşterilerin hakkında ilginç bilgiler bulursun. Evet, şey söyleyeyim, insanlar her şeyi paylaşıyor. Dalga geçiyorum zaten. YouTube kanalımda genelde daha aktifim. Sen YouTuber'sın. Ama hey, madem buradasın, onun yerine seni etiketlemeni ister misin? Etikette lan. Ben reddettim. Reddediyorum. Ama merak ediyorum, tam olarak ne yapıyorsun? Gönderilerin yeni bir özellik için mi şimdi? Beğeni almış gibi görünüyor. Yaşam tarzı yolcusu diyebilirsin. Ne oluyor? En ateşli trendleri görebiliyorum. Gönderebiliyorum. En ateşli yerlerin ve arada diğer her şey. Anladım. Garip. Ben de bağırdım, çok iyi. Bu kafein en ateşli grubun bir parçası olduğunu anlamına mı geliyor? Olmasını istiyor musun? Elbette. Doğru fiyatı olabilirsin. O zaman kusura bakma. Şaka yapıyorum. İyi onaylayacağımı menajerim karar verir. Deyim yerimdeyse marka kalmama yardım ediyor diyorlar. Bazen çok çılgın olabildiğimi söyleyenlerden biri. Her ne demekse. George geliyor. Hoş geldin.
Aşağı yolunda mı? Gibi. Hanım hiç mutlu değil. Belki de taksi çağırmaya denemeliyim. Ne düşünüyorsun? Yerinde olsam dakikalarımı harcamazdım babalık. İyi değil ha? Buraya gelmeden önce onlara ulaşmaya çalıştım. 1,5 saat sonra işte buradayım. İnternetten çağırmayı denedin mi? Telefonumu görmedin mi? Sipariş verebildiğim tek yer evimin köşesindeki Gnova Nooms. İyi tarafından bakarsak elektrik şimdilik düzgün görünüyor. He? Şu malzeme. Lafımı geri alıyorum. En azından beklediğimden daha uzun süre dayandı. Haklısın. Çakmağıma ödünç almak ister misin Sorbenz? Cazip bir teklif ama hayır, teşekkür ederim. Bir şeye bakacağım, hemen geliyorum. Hey, iyi misin? Evet, her şey yolunda. Ben sadece... Sadece karanlıkta olmayı pek sevmiyorum. Ne karanlıktan mı korkuyorsun evlat? Tabii üstüne kimin atlayabileceğini asla bilemezsin. Ama o bir odadayız. Olsun. Sen hiç korkmuyor musun? Tabii ki hayır. Sıkça gece devriyesi yapıyorum. Onları yakalayabilirsem onlarla başa çıkabilirim. Teoride. Bu konu nasıl hissedeceğimi hiç bilmiyorum. Ya? Bir şey duydun mu? Ne? Yemin ederim az önce bir şey duydum. Güzel, elektriği hallettim gençler. Geri döndüm. Bunun için üzgünüm. Şimdilik her şey yolunda olmalı. Harika. George, iyi misin? Hoş geldin. Siparişimi verebilir miyim? Elbette. Nelerim var? Cephanemizde şu anda sınırlı olsa da hala her zamanki şeyler. Kahve, çay, bitkisi içecekler. Boğazım için yatıştırıcı bir şey istiyorum. Ve aklım için. Sen sirensin galiba. Zor bir iş günüm. Aklına belli bir içecek yoksa yeni mavi kelebek latte'mizi denemeni öneririm. Mavi kelebek latte? Onu güzelleştirebilir misin? Elimden geleni yaparım. Peki. Çizimde bir mavi kelebek latte lütfen. Sana kelebek çizeceğim ben. Mavi kelebek, mavi kelebek, süt. Demek. Olmadı. Çöpe dök. Burada yazıyor mu? Keşfedilmedi şu anda hiçbir şey çaylarda. Yaparım ben ya. Sal beni. Süt. Olmuyor sütte. Tamam, sütü çıkar. Mavi kelebek. Süt süt. Değil mi? Mavi kelebek latte. Güzel. Latte art yapalım şimdi buna. Bence gayet mavi bir kelebeğe benziyor. Hazır. Servis et. Beklediğin için teşekkürler. Buyurun. Bu mavi. Evet, ama için rahat olsun. Hepsi doğal. Anlıyorum. Güzelmiş. Beğendin mi? Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Elektrik gelişim dedik, iyi mi? Evet, üzerinde çalışıyorlar. Mükemmel. Şimdi fırtına bitene kadar bekleyebiliriz.
Haberler fırtınanın en az gece yarısına kadar devam edeceğini söyledi. Arabam olsaydı iyi olurdu. Sen dediğinde birçok yol trafiğe kapanmış. Lanet olsun. Yani buraya sıkışıp kaldığımızı söylüyorsun. Korkarım en azından bir süreliğine. Başın büyük belada. Arabanın nesi var babalık? Evet, daha önce lafın yarım kaldı. Sorularım var. Seni sana telaşlandırmak istemedim sorumuz. Nasıl geri patlatmışlar? Gerçekten. Son zamanlarda ortalık biraz vandalizm var. Birileri batı karakolun çevresinde park etmiş arabanın lastiklerini indirmiş. Niye ki? Belki de birileri kafayı yemiştir. Ya da çok sıkılmıştır. Henüz ipucu yok. Her neyse, karakolun park yerine yenileme vardı. Bu yüzden bugün birkaçımız dışarı park etmek zorunda kaldık. Neyse, gerisini biliyorsun. Şarkıyı değiştireyim ben. Herkesin arabasına mı yapmışlar babalık? Hayır. Sadece benimkine. Bu konuda pek saksıydısın. Evet. Belki de zaman boş harcamaktan başka bir zarar veremediği içindir. Ancak meslektaşlarım bu konuda pek sakin değil. Son zamanlardaki yoğun fırtınalar bizi ciddi şekilde az personelde bıraktı. Ek olarak vergi artışı nedeniyle şirketler taşınıyor. Bu nedenle protestolar yapılıyor. Bu da her yerde gerilimin yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu kulağa hoş gelmiyor. Aynen öyle. Her neyse, suçluyu güvenlik kamerasından yakaladık. O yüzden yarından itibaren araştıracağım. Bu arada daha fazla çılgınlaşmayacağını umuyorum. Bu sadece şaka olabilir mi? Öyle mi düşünüyorsun? Evet, son zamanlarda olanlardan şüpheli geri çekecekti değil mi? Ya yani suçluluk yakalayamayacağını düşünebilir. Tecrübe mi konuşuyor? Evet dersem duymazlıktan gelir misin? Ne yaptığına bağlı. Bu sert oldu. Ha, ben ciddiyim. Şaka videolarının internette kendi türleri vardır, biliyor musun? İnsanlar bu tür şeyleri mi izliyor? Evet. Her şey heyecanla ilgili babalık. Ve kartlarını doğru oynarsan para kazanabileceğin, karbak para kazanabilmenin iyi bir yolu. Yaptığın şey ne kadar çılgınsa o kadar izlenmen olur. Bu daha fazla reklam parası demek. Sınırı aşana kadar aynı şeyleri sürekli arttırarak yapacaksın. Sonra nükleer bombayı yersin. Her şey puf olur. Sonra ortadan kaybol. Ya da kimsenin bunu tekrar yapmasını engelleyemeyecek. Çünkü gerçekten başlamak, tek ihtiyacın olan şey telefon ve internet. Diğer her şey zamanla ve şansa bağlı. Bu konuda kesinlikle çok şey biliyorsun. Belki de seni sorgulamak için getirmeliyim. Hayır, menajerim beni öldürür. Şaka yapıyorum. Her neyse. Neredeyse herkesin yapabileceği büyük risk, büyük kazanç işi. Kulağa başka bir şey gibi geliyor. İzlenmeler için her şey yapılır. Dürüst olmam gerekirse şu anda mola vermenin nedenlerinden biri de bu. Uzun hikaye. Uzun zamandır çoğumu yönünü değiştirmek istiyorum. Birincisi, izlenmeler düşüyor. Niye ki yeterince şaka yok mu? Bu sert ol. Hayır, bunu da uzun zamandır yapmıyorum. Tekrar yapmamı deniyorum da neyse. Henüz bu riski alacak durumda değilim. Tamamen yeni bir şey denemeye hazır olsam bile. Çünkü insanlar değişiklik sevmezler. Yine de kolayca sıkılırlar. Bugün güzel olanı yarın çöp olabilir. Bu yüzden bana her gün bir paradoksa savaşıyormuşsun gibi geliyor. İşin devamlılığı seyircilerin kaprislerine bağlıymış gibi konuşuyorsun evlat. Sanırım bunu söyleyebilirsin. Neden ki? Pardon. Üzgünüm, araya girmek istemedim. Seni duymaktan kendimi alamadım.
Sorun yok, biraz gürültücü olduğumu biliyorum. Neden ile ne demek istediğini açıklayabilir misin? Sence seyirci her zaman haklı mı? Tabii ki hayır. O halde neden onların istediğine bu kadar önem veriyorsun? Neden onların kaprislerini takip ediyorsun? Her şey sayılara bağlı değil mi? Tek bir görüşe uğraşmak kolay olabilir. Belki 10, belki 100, hatta yapılabilir. Ama binlerce kişinin fikrini etkilemek, milyonların... Hiç kolay değil. Bence eğer onlara savaşmıyorsan onlara katıl. Sonra her şey içten dışa doğru yavaşça değiştir. Bunu işe yaramasının imkanı yok. Yok mu? Neden öyle düşünüyorsun? Açıklamadığım için özür dilerim. Zorunda değilsin, sadece merak ettim. Konuşmaya sonradan dahil olduğumu düşünürsek bence adil. Çevrimiçi etkinliklerin büyük bir hayranı olmadığını itiraf ediyorum. Oradaki insanlar davranışları çok iğrenç buluyor. Bu gülünç, güçlü bir kelime. 2 yıl önce şarkımı internete yükledim. Soprano olarak seçmelerimi hazırlanıyorum. Soprano mu? Gerçekten. Kesin sirensin sen. Bu harika, görebilir miyim? Sileli şok oldu. Neden? Bence nedenleri geliyor zaten evlat. Zorunluluktan yapılmış bir şeydi. Videoyu evde telefonla kaydettim. Gösterecek daha güçlü bir tiyatro deneyimim olmadığı için en yüksek kalite değil, kabul ediyorum. Yine de bir video sitesinde yayınladım başvurularıma bağlantı eklemek için. Ya da yardımcı olup olmadığından emin değilim. Denemelerim henüz sonuç vermediği için. Ancak bir gün başvurum beklenmedik bir yanıt aldı. Kibar bir ret oldu. Ancak bana ilginç bir öneride bulundular. Videom yorumları bölümünü kontrol etmemi şiddetle tavsiye ettiler. Ben de kontrol ettim. Çok çok fazlaydı. Ne oldu? Yorum bölümü bir sürü güçlü görüşle doluydu. Öyle denilebilirse. Orada bir sürü yorum bana bağırmayı kesmemi ve videoyu kaldırmamı söylüyordu. Çünkü onlar henüz lanetlenip ölmek istemediler. Bu saçmalık da ne? Başka sesimle bilerek kötü şans yaydığımı için akıl sağlığımı sorguladı. Diğer birçok kişi de torbacımın kim ve nerede olduğunu bilmek istedi. Biz ölüm perileri için duyarlılık diye bir şey olmadığına göre sanırım bu gerçekten berbat. Sonma yasası yürürlükte olsa bile bu şerefsizler hala var değil mi? Sonma yasası... İnsan olmayanların varlığına ve haklarına tanınan küresel bir anlaşma. Zeki, iki ayaklı olan herhangi bir türü ifade eder. İnsanlar, elfler, orklar, cüceler, buçukluklar gibi biliyorsun. Evet, biz satırlar bile oyuna oldukça geç eklendik biliyor musun? Ama yasanın hemen size uyması gerekmez mi? Evet, hepimiz erkek doğuyoruz ve gerçekten en iyi itibara sahip değildik. Her neyse, uluslararası hukuk tarafından tanınmamız biraz zaman aldı. Asıl atılının benzerliğine ne kadar uzak olursa süreç o kadar yavaş oluyor. Bu yüzden eminim sizin için de daha zor olmuştur, bayan. Sayılarım son derece az. Başkanın varlığımıza yabancı olması bizim için şaşırtıcı değil. Olsun, onu doğru yapmaz. Ama şimdi internetin neden sevmediğini anlıyorum. Ben şarkıyı değiştireceğim. Ortalık sakinleşir belki. Bu dursun.
Bu konuda çok soğukkanlı görünmenden etkilendim. Soğukkanlı mı? Soğukkanlı mı görünüyorum? Işık. Ama nasıl olabilirsin ki soğukkanlı? Bunun gibi büyük bir saygısızlık yüzüne vurulduğunda... Merak etmiyor musun? Ne, onlara bu kadar alçak olma hakkını veriyor? Kim olduklarını sanıyorlar? Böyle saldırgan davranışlarda bulunduklarını ne hissediyorlar? Başkalarının acılarından bir tür keyif mi alıyorlar? Bu küstahlık. Yapamam. Ekranlardan konuşmanın anonimliğini görüyorum. İnsanları başkalarına saygısızlık etme rahatlığını verdi. Bunun için yüzlerine doğrudan konuşamam. Lanet olsun. Bir daha olmaz. Bir saniye lütfen. Ben gidip ışıkları kontrol edeyim. George kaçtı. Ha, hallettim. Bu sadece doğru değil. Bu tür bir davranış hiç doğru değil. Üzgünüm. Çok ileri gittim. Sorun yok. Kabul ediyorum. Seyircinin her zaman haklı olduğunu duymak istemiyorum. Çünkü bu daha denemeden hayalimin karaya oturduğu anlamına geliyor. Sana yardım etsem nasıl olur? Bak, neler yaşadığını anlıyorum. Bir satir olarak kendi aşağılık komplekslerimi haklı çıkarmak için beni yıkmaya çalışan bir türlü uyuşuk kafayla uğraşmak zorunda kaldım. Bu yüzden sana bunu söylediğimde bana inan. Laflarını yedirmen için gerekenlere sahipsin. Nasıl? Kolay. Kendini satmalısın. Sen birazcık sanki... Evet Arul. Gevşek olabilirim ama hala kanun için çalışıyorum. Babalık dur, o türden değil. Dürüst olmak gerekirse opera sahnesi hakkında pek bir şey bilmiyorum. Ama Srender'in soprano rollerine büyük bir kısmına hakim olduğunu biliyorum değil mi? Sanki rol için yaratılmışlar. Aynen. Yani bu bozuk değilse tamir etme durumu. Bunu yaparsan yap ve ne kadar uğraşırsan uğraş her zaman aykırı olacaksın demektir. Bu nedenle sadece becerilerine göre rekabet edersen... Bunu söylediğim için üzgünüm ama muhtemelen başaramayacaksın. Bekle, beni dinle. Sende bu tüm sirenlerde olmayan muhteşem bir şey var. Hatunumuz siren değilmiş. Bir hikaye. Hikaye mi? Evet. Hayal et. Baş soprano olmayı hayal eden bir ölüm perisi. Ya da sahnede yapmak istediği her neyse. Ona karşı tüm olasılıklara rağmen tüm sirenlerin ortasında hayalinin peşinden gidiyor. Büyük bir anlatım değil mi? Ama daha şarkımı duymadım bile. Söyler misin? Çok isterim tabii. Ama dürüstçe bu düşündüğüm kadar önemli değil. Amacımız önce hikayeni insanların kafasına sokmak. Çoğu insan kendi aptal varsayımları yüzünden bununla dalga geçer. Bu da tam olarak istediğimiz şey. Sonra da tüm beklentilerini boşa çıkaracağız. Seni sahneye çıkararak. Hangi sahneye? Ve nasıl? Endişelenme, kendimce yöntemlerim var. Nasıl şarkı söylersen söyle, sen orada görünce herkes şaşıracak. İşte o zaman gerçekten parlamak için zamanlı olacak. Niye ki? Sadece düzgün bir şekilde şarkı söyleme şansın olsun istiyorum. Ne yapabileceğimi göstermek için, ne olursam olayım. Biliyorum ve sana olası bir giriş yolu öneriyorum. Alınma ama. Tüm bunlar sanki benim bir karikatürümü satmaya çalışıyorsun. Tabii ki hayır, mümkün değil. Ama bu biraz acıttı. Kaba olduğum için üzgünüm. Ama seni tanımıyorum. Ve sen de beni tanımıyorsun. Peki söylediğin her şeyi nasıl göze alayım? Daha adımı bile bilmiyorken. Pekala, eğer yaptığın şey işe yaradıysa adını çoktan sormuştum. Sence de öyle değil mi? Bence çok ileri gittin evlat.
Sen neden bahsediyorsun? Lanet olsun. Fırtına püflüyor gibi. Ben çıkayım. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Bayan... Riona. Bayan Riona. Sizi tekrar görmeyi umuyorum. Konuşmamız kesinlikle garip bir hal aldı. O halde şunu söyleyebilirim ki, daha önce söylediğim tüm sözler için çok azının benim söylediğini hissediyorum. Dikkatli ol. Görüşmek üzere. Sorun değil. Sıvadım değil. Bilmiyorum evlat. Bu yaşlı adam hala az önce ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Ah dostum. Bana ne olduğunu bilmiyorum babalık. Bazen çok gaza geliyorum ve soğukkanlılığımı kaybediyorum. Bak telefonuna. Üzgünüm, bir saniye. Bu benim menajerim. Yollar açılmış, beni almaya geliyor. Bu harika. Bu arada arabaya ihtiyacın var mı babalık? Seni istediğin yere bırakabilirim, sorun değil. Yakında tesislere dolaşmaya başlayacağımı eminim. Emin misin? Evet. Pekala. Sanırım sizi buralarda göreceğim. Geldiğin için teşekkür ederim. Seni tekrar görmeyi umuyorum Lucas. Hey Serpens. Evet. Önemli değil. Peki o zaman yakında görüşürüz Serpens ve babalık. Güvenli yolculuklar. Peki. Bu garip bir geceydi. Şaka yapıyorsun ya. Bugünlük tamam demek üzereyim. Taksime biner binmez benden kurtulacaksın Serpens. Ah lütfen öyle demek istemediğimi biliyorsun. Ya da yalan söyleyemem. Bu ismini dinlemek beni biraz düşündürdü. Hakkında. Ben bir küçük kızım Missy. Belki ona çok sert davrandım ama bilmiyorum. Ebeveyn olduğumdan çocuğunun fikrini desteklemek ve onları çok ileri gitmekten alıkoymak arasında seçim yapmak zor. Her zaman ince bir çizgi, kesinlikle haklısın. Sanırım isem iyi olacak. En azından dışarıda yağmur dursa bana da az kızar. Lütfen hastalanmamaya çalış George. Şaka yapıyorum ama gitsem iyi olacak. Kapatırken dikkat et. Ederim. Umarım en kısa zamanda bir taksi bulursun. Yine kafede tek ben kaldım. Ortalığı toplasam iyi olur. Üzerinde ilginç tasarımlar kazımış eski bir metal çakmak. George'un çakmağı bende kaldı. Eski çakmak belki de bize hatıra saklıyor. Gel bakalım. Sen burada dur. Şimdi günü bitirelim. Devam edecek. Coffee Talk 2 Hibiscus and Butterfly'den şimdilik bu kadar. Videoyu beğendiğiniz takdirde beğenmeyi, yorumlarda, oyun çıktığında seriye devam etmemi istiyorsanız belirtmeyi, çana tıklayıp abone olmayı unutmazsanız çok müteşekkir olurum. Bugünlük bizden bu kadar. Diğerki videoda görüşmek üzere dostlar. Esen kalın.